İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Selin en fazla zarar verdiği Dereli'deki incelemelerini tamamlayarak helikopterle hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu 5 jandarma personeliyle bir iş makinesi operatörünün sulara kapıldığı alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Buradaki arama çalışmaları süren iki jandarma personelinin yakınlarıyla görüşen Soylu, ardından selden hasar gören köylerde helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz dedi. Öncelikle geçmiş olsun, tekrar başımız sağ olsun. Burası bizim 6 evladımızın, kardeşimizin menfez münasebetiyle düştüğü ve kaybolduğu yer. Üçünü bulduk, diğer üçünü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aileler de burada, onlarla da bir araya geldik. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 128 arama kurtarmacımız, JAK, AKUT, polis, sahil güvenlik hepsi çalışmayı devam ediyor. Ankara AFAD Başkanımız, AFAD Müdürümüz, Ankara ile AFAD Müdürümüz arama kurtarma ekibinin başında. 5 ayrı sektöre böldüler. Yani bazı yerler zor. Oralara yönelik yeni bir arama kurtarma çalışması da gerçekleştiriliyor. Ve şunu ifade edeyim. İnşallah en yakın zamanda buluruz. Ailelerin durumunu da anlayabiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor.